Arkadaşlar, bugün toplantı günüydü ama koyunlar toplantıya biraz geç kaldı. Hiç! Toplantıya ne geç kaldınız ya? Niye dile? Bunlar hepsi birer tane dilidir. Karınları doydu. Eve geliyorlar. Birer tane dizi. Marş marş. Var mı Ömer? Ucu yok. Ucu burada yok. Bakayım böyle ucuna. Ucuna gerek yok. Üstünü getirmem lazım. He? O şu. Şu. Ya, o kapalısı olmaz. He? Yok yok. O kapalı o değil ki. Ona bastınca açılıyor. Öyle götürmem, değiştirmem lazım. Anladın? Ömer. Biz küreği alak, tüpün bir tanesini alak, böyle bir biraz video çekip buraları insanlar karı görsün. Son. He? He? Tamam. Hadi gidelim Ömer. Ömer kürekle büyük tüp al. Şeyde. Arı ne kadar telefon çekmiyor ki. Benimki kapanıp açılması lazım ve kapatıp açamadı bu baş. Ezramızı almaya gidiyoruz. Kar her tarafı doldurdu öyle. Savurduğu için. Savurdu. Savurunca karlar az kaldı. Kuşlar. Güvercinler bizim buraya geliyor. Hayvanlar aç. Hayvanlardaki gübreleri yiyorlar. Çekil. Güvercinler az. Ne yapıyorsunuz? Üşüdürüz mü? Güvercinleri çekeyim böyle. Hayvanlar aç. Koyunların gübrelerine gelip saldırıyorlar. Yollarımızı kepçe geldi açtı. Elbistan'a gideceğiz. Eczamız bitti.
Yiyeceğimiz bitti. Bugün kaç gündür mağduruz o var? Bugün kaç gündür mağduruz burada? 6-5 gün. 5 gündür elektriğimiz 2 gün yoktu. Elektrik geldi. Umar kapıyı yap. Kapıyı aç. Arabayı çalıştırır mısın? Sır. Tabii çalışırsın. He? Anahtarlı. Yok şey kapıyı aç. Kapının önünü kürekle. Kar içeri girmesin. Ben ısıtayım. Rüzgara bak. Bir şey yapmazlar gel. Kutka, kutka, kutka. Gelme deseydir. Öldürer, senin kutayını bu çokta öldürer o. Bu çok tehlikeli. Sus. Hayır. Lüsi. 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 Ben ekip yapacağım. Kapı zor açar. Vurma, vurma, vurma. Patlatırsın o çözülür. Nasıl çözülür? Patlamaz ki. Nasıl patlar boyaya kaldır alır götürür. Patlatır. Sen bilmiyorsun. Düzgün bir küreğiniz yok mu lan? Şu yürü açak arabayı çalıştırmak çıkar araba. Kapıyı açsak. Şu kapının üstteki kararlı var. Küre. Nasıl gideceğiz? Dur. Neymiş? Asal beni çek güzelce beni. Tut. Al beni. Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Boyraz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. 6 günlük maruzattan sonra kurtulduk, biraz yolu açtılar, elektriğimiz geldi. 2 günde elektrik yoktu. Yaklaşık 4-5 günde yollarımız kapalıydı. Kötü bir fırtına, kötü bir kar yağışı. Kar berekettir, güzelliktir. Tabii ki doğada, tabiatta karın olması çok güzeldi ama gerçekten çok yoğun bir fırtınayla geldi.
kırmadık cam, doldurmadık, yer bırakmadı, elektriğimiz de gitti. Bugün Elbistan'a gideceğiz. Elbistan'da biraz alışverişimizi yapacağız. Tüplerimiz bitti, tüplerimizi dolduracağız. Ekmeğimizi, erzağımızı alıp geleceğiz. Yolda da size çekimler yapacağım. Yolu göstereceğim. Şartların ne kadar zor olduğunu göstereceğim. Miki, Miki, Zalim, gel oğlum. Oğlum. Çay içe. Dur. Hayır. Sus, dur. Miki, dur. Miki. Peki bak. Tamam abi, araba donmuş. Videoyu kapat. Kır bizi. Nasıl yapacağız? Burayı kapıyı açsana. Arabamız da çalıştı. Evet, araba çalışır durumda ama çıkar mı orada bilmiyoruz. Araba motoru zorlanıyor, vur 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 durmuş demek ki. Hı? Donmuş mu? Köpekler kara bayılıyor ama 2 gün 3 gün güzel üşüdüler, hiç çıkmadılar. Hatta çiftliği kur bastı, kurt basmıştı. Ali sen kurdu nasıl gördün çiftlikte? Ha, kurt tam şurada karşılaştık. Ha, şurada. Hı. Kurt şuradan çıktı. Kırmızı duvarın orada. Duvarın orada karşılaştık. Ondan sonra biz diye beraber geldik. Kurt buraları kokluyordu. Ben şurada duruyordum. Kurt da buraları kokluyordu. Ondan sonra ben şuraya gelince çekindim. Nereye gitti? Bu tarafa doğru kaçtı? Şuraya gitti, şu telin oradan köyün içine gitti. Bir tane miydi kadar. Sence birkaç tane miydi? İşte ben buraya gelince dedim, el fenerini şuraya verince dedim, ha kurt da şuradaydı. Kurt o zamana kadar şuraya gitti yani, köpeğin biraz ilerisine. Şuraya köpeğin. Ben de şöyle yaptım, benim el fenerini, kurt buradaydı, ben buraya baktım ona dedim, senin arkadaşların var, geri döndüm. Köpekleri çağırdım. Köpekler yoktu, kancanın üstündeydi. Kancık kızana gelmiş köyün içinde. Bundan 3 akşam önce yoğun bir fırtına vardı. Ali abimdir, bize misafirliğe gelmişti. Gece saat 10'da silahı al, yayan yürüme dedik. Köpekler çiftlikte olduğu halde burada kurtla burun buruna karşılaşmıştı. Ve kurttan biraz korkmuştu. Kim ben? Açıp geldi, silahı götürmediği için kurtlar beni sardı önümü diyerekten. Biraz korkmuştu onlar. Ondan sonra ben, Omar geldik baktık ama bak, kurt durur mu kurt? Başka kimse benim yerimde olsaydı burada dili tutulurdu, adam sarılık olurdu. Ben hiç oralı olmadım. Ya bu biraz cesaretli, çok değil. Ömer olsaydı var ya. Ömer kurtlarda nasıl dövüşkendi seni görmedin. Emekli olurdu. Ben hayatta kurttan korkmam. Aha, sen biz gelmiş mi? Beni kurban gibi görürüm. Ömer şunu parmağınla çek lan. Geldi ben almayayım. Efendim. Evet. Arabayla uğraş. Buluş. Kırmızıya bastın mı? Evet. Sayına atıyor bu. 7. sayın yedeyiz. Az yerlerde evet. Kütük yapmış. Burası da bizim köyümüz. Küllü mezrası Ağacaşar. Ağacaşar Küllü. Yol durumumuz gayet işte buralarda görüyorsunuz. Doğulu adamın dediği gibi lan be lan be lan be. Kar bereketse Antalya'ya gitsin. Kar bereket. Diyor Antalya'ya git, İstanbul'a git.
öyle diyor diyor. Bereketse hep bizim buraya mı geliyor? Evet, İstanbul'a git. Şey git diyor. Adam içinde yürüyemiyor. Bak yolu ver yolu. Yoldaki karı görsün insanlar. Durumumuz bu. 6 günlük maruzattan sonra kurtuluşa eriştik. Yine de teknoloji güzel. Yani şey yapmıyorlar. Elektrik yoktu 2 gün işte. Yavuş da adamlar gelemedi. Aha, kedi. Yolumuzun üstüne bir kedi çıktı. Git, kedi git. Kedi ne kadar tatlı, ne kadar güzel. Zaten yol konusunda bize çok mağdur eden küllüdür. Küllü ile zillan arası. Normalde bize köydeki yol yüksek olduğu için rüzgar şap hayvanlar, doğadaki tabiata hayvanlar hep aç kaldı yol. Ya yollara gidiyorlar. Kurt samanlığın içine girmişti ya. Aslında şeyler bu yayılan tavşanmış, yaban keçisi, yaban koyunu, keklik. Otoburlar. Otoburlar, yayılanlar aç kalmıyor. Otoburlar sıkıntı yaşıyor. Tilki, kurt, sansar. Evet, onlar bir şey bulup yiyemediği için karda. Evet. O da köylere kadar iniyorlar. Samanlığın içinde kurdu gördüm lan. İlk gördüğümde samanlığını düşün, adamdaki cesarete bak, artık her o duruma gelmiş. Adam açlıkta her şeyi göze almış, 5-6 köpeğe rağmen. Adam göze almış, yani bunu göze aldıysa artık sen gerisini var düşün, adam gelip samanlığın içine giriyor. Bir kurdun oraya girmesi milyarda bir. Adam ama o şey, yürü bir şeydi ha. Bu senin Miki'nin şeyi yok mu kardeşi? Ha o kadar bir... O kadar da. Ondan daha genişti ama daha sallıydı. Bayağı bir geniş. Bence o tek değil, grup şeklinde. Ben yok, onu sonbahardan beri ben tek görüyorum. Çeşmenin üstünde gördüm sonbaharda. Öyle de yolun en kötü yeri burasıdır. Aynen kötü yeri burası. Bence bu evden dolayı yapıyoruz. Yok, evde eskiden de buraydı işte. He. Bu ev bahçe yokken de buraydı. Burada tutuyor, geldiği zaman gitmiyor. Burayı kıstırıyor. Bir kredir bir daha girmesi lazım buraya. Sağlı sollu gitmesi lazım. Yolu genişlesin. Şimdilik kepçe mi girmiş? Kepçe girdi. Zaten kepçe bunu açar. Kredir bunu açamıyor. Kepçe mi duracak? Kepçe alıp, kepçe. Kar yok, kar yok, su yok diyordu. Senin şu arpan çıkmış mıydı? Yok. Çıkar o. Yatar şimdi. Mart'ın 10-15 diyor değil mi? Aslında hava iyi olsaydı tile erken çıksaydık tile uğrardık. Ne yapacaksın size? O köpeğe sorardık. Çocuk gelmiş. Şuraya bak lan, köprü gibi olmuş, ne güzel. Evet, tam üstüne bir de odun atıp tünel yapacağız. Burası da Zillan köy. Burası da Zillan, evet. Karşı köy han çıplak. Ayın babam gelin evin arkasındaki karı çek. Oo. Şuraya bak. Bu bitmez bu yaz. bu bitmez. Bence bunu depolamak lazım. Bak. Oo, şuraya arabanın bak. Arabanın boyunda. Ne arabayı boyuyla? Araba boyu mu kalmış? Çeşme kapanmış. Açılmadı. Kapatıyor. Elbistan'ın girişi arkadaşlar. Elbistan'a giderken, Elbistan'la bizim köyün arası 25 kilometre. Burası Elbistan'ın girişi. Tabii artık karar edilmiş. Ova'dır Elbistan. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Türkiye'nin 4. büyük ovasıdır Elbistan. Yerleşim alanı düz. Nurhak tarafında Elbistan'a girirken Elbistan şeker fabrikasıyla karşılar insanı, bu tarafı. Böyle burada da bayağı bir kar yağmış. Tam bizim köy kadar değil de bizim oralar kadar yağmamış ama gene yaklaşık bir 30-40 santim yağmış. Burada da göründüğüne göre fırtına etkiliymiş. Elbistan nüfusu
43.000. Karşıya biz harekete gideceğiz Ali amca. Seni harekete bıraksak buradan gitmez misin? Ya bıraksan ben sen borun durma sen de dönemem. Nereye döneceksin? No. Sen köye mi döneceksin? Evet. Ha. Andar zırı ki hengir. Daha vro doka vrum sukuzum. Harram ne uvara. Da jürde doka vakuzum. Ali bur yüz kapat. Benim kemerim var. Ben tam burada bağladım. Hoş geldin. Ay ne? Su var su. Frene bas biraz frene. Ben ne basacağım? Polis kontrolüne takılıyoruz. Kapatayım mı?